Evet, aylardır gelmeyen, hatta gelmediği için birçok kişinin yorumlarda isyan ettiği Lepistes videosuyla buradayım. Bu video Lepistes üretim serisinin birinci bölümü olarak gelsin sizlere. Bu videodan itibaren hep beraber bu kanalda tıpkı eski günlerde, ilk günlerde olduğu gibi Lepistes üretimine devam ediyoruz. Çok uzun zaman oldu, bayağı ara verdik. Hatta Lepisteslerin arasına bayağı bir canlı girdi. İşte sürüngenler girdi, Axolot girdi, o girdi, bu girdi. Hem şöyle bir eskilere dönelim. Haftanın bir günü, tamam mı? Belki iki gün olabilir, bilmiyorum ne kadar yetiştirebilirsem. Lepistes besleyen, Lepistesler için bu kanala gelen insanlar burada aradıklarını bulmaya devam etsinler. Ben de özledim gerçekten eski günlerdeki gibi olmayı. Lepisteslerin hamilelik sürecini bekleriz. Yavruların doğum anını yakalarız. Onları paylaşırız. O yavrular tekrar büyür, renklenir. Onlar büyüyene kadar diğer hamileler doğurmaya başlar falan derken bayağı güzel, heyecanlı günler bizi bekliyor. Hem bitkili görsel akvaryumla beraber bir Lepistes üretimi, hem de yan tanklarla beraber hamilelerin ayrımı, işte yavruların ayrımı gibi bu şekilde devam eder gider. Bu videoda ne göreceğiz onu söyleyeyim, uzatmayayım sizlere. Lepisteslere gideceğiz, son hallerine bir bakacağız, tamam mı? Durum nedir? Çünkü ben sadece yem atıyorum ve çekiliyorum. Hatta ışıklarını bile inanın bana uzun zaman sonra ilk defa açtım gibi bir şey oluyor. Durumlar taş gibi. Evolleri şöyle bir canlandıracağız. Ardından son durumlarına baktıktan sonra bunlara zaten en son dip çekim yapmışım, öyle kalmış. Tekrar bir dip çekimi yapacağız. Camları böyle fış 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 hemen güzelce bir kazacağız, temizleyeceğiz, aklayacağız, paklayacağız. Hop baba, yandaki akvaryuma geçeceğiz. O akvaryumu temizleriz, gelişine vururuz ama şöyle söyleyeyim sizlere, bu kış bomba gibi Lepistes üreteceğiz. Bu kış var ya, şu evolleri çatır çatır üreteceğiz çünkü elimde Malav İzmir'den aldığım envai çeşit Artemia'sı, yemi, ıvırı, zıvırı, her şey var. Hiç eksiğimiz yok. O yüzden Lepisteslere abanacağız. Lepisteslerde farklı şeyler yapacağım. Mesela çok da farklı bir şey değil ama hamilelerin bir tanesini alacağım ya da iki tanesini, hop baba getireceğim, karideslerin içine atacağım. Karideslerle onlar zaten sıkıntı yaşamazlar. Neden yaşamazlar? Karideslerde bayağı bir saklanma alanı var. Bitkiler aldı başını gitti. Bayağı bir saklanma yeri oldu. Bilmem ne oldu. Benim zaten canlılarda uysal olduğu için, karides sayımda zaten az olduğu için bir sıkıntı yaşamayacağız diye düşünüyorum. Bu kadar. Tamamdır o zaman. Hadi ben şu size balıkların son halini bir göstereyim, sonra bamgüm temize gireceğiz. Şimdi şöyle bir gerileyim. Bu son hallerine bir bakalım bu canların. Şu an görüyorsunuz bana ısrarla hala Ivory abi, Ivory alabiliyor muyuz, var mı, şöyle mi böyle mi, eski videoları izleyip geliyorsunuz, hak veriyorum, ancak benim elimdeki şu an ivory miktarı bu kadar. Bir avuç ivory'm var. Tabii bu ışıkta bakılmaz bunlara ama ben şu an sadece ayaküstü gösteriyorum. Akvaryumu temizleyip son haliyle beraber size bu ivory'lerin son hallerini göstereyim. Belki ilk defa görenler olacaktır. Tamam, şimdi berbat halde bir akvaryum. Yandaki akvaryumda da ne vardı lan? Burak abinin gönderdiği gökkuşağı gobi miydi? Öyle bir şey var. Bir de tavus kuşu gobi var. 3 tane balık var. Bir de bizim junior var burada. Şimdi buna ne yapıyoruz? Buna önce kazıyıcıyla bu camları bir güzel temizliyoruz, kazıyoruz. Kireçlerden mireçlerden arındırıyoruz. Sonra hemen bir dip çekimi, ardından bir su değişimi. Hemen taze suyu ekle, bakterisini ekle, cardını curdun ekle, bomba gibi olur bu. Ben bunları halledip geleyim, bu süreçleri de göstermeyeyim. Hiç boşuna da sizi onlarla yormayayım. Böyle şu an son haline bir bakın, öncesi sonrası yapalım. Evet, sonunda finale geldik. Şimdi akvaryumları hemen hızlı bir şekilde bakalım. Burada döngüyü başlattık. Su üzerindeki yağlanma olmaması için filtre suyun yüzeyinden itibaren çeviriyor. Şimdi bu akvaryumda iki tane bu türden var. Gökkuşağı gobi diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Burak abiyle tekrar konuştuğumda. Bunların renkleri çok güzel normalde. Bayağı da büyüdüler. Normalde ben karides akvaryumuna bunları eklemeyi düşünüyordum. Normalde karides tankına ben bunları ekleyecektim. Bunların gerçekten renkleri çok güzel. Bu göğüs kısımlarındaki desenleri falan da çok güzel. Bunlar için küçük piko bir akvaryum yaparız olmadı. Bir tane de tavus kuşu gobi var. O da nerede? O da şu an arkalarda yüzüyor. Bu akvaryum netleşsin. Netleştikten sonra zaten diğer bölümlerde görüntülerini sizlere yayınlarım. Şimdi Lepistes akvaryumunda burada sadece gençler kaldı. Hatta şu bayağı genç damızlık olmuş. Bak yeme vuruyor şu an. Biraz aşağı doğru gelsin. Ufaktan karnı da dolmuş. Bak bak bana doğru nasıl geliyor. Ufaktan karnını da doldurmuş. Güzel. Bunlar burada bir yetişsin. Burada 2-3 tane Ivory'nin gençten erkekli dişili yavruları kaldı. Damızlıkları karides akvaryumuna aldım. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Burada da bir tane karidesimiz var. Bir tane böyle buraya minicikken attığım bir karides var. Kocaman oldu burada. Hatta arkada görüyorsunuz kabuk değiştirmiş bayağı. Bu da burada bayağı yerde işçilik yapıyor. Lepistes akvaryumda son durum böyle. Şimdi o yandaki akvaryum dönüyor. Bu da şimdi fişini takacağım. Bu da dönecek. Lambaları taktığım için fişini çektim. Akvaryumlar berrak oturacak diğer bölümde, yani akvaryum bölümümüzde bunların hazır böyle cillop gibi, cam gibi halini sizlere göstereceğim. O zaman şimdi gelelim karides akvaryumuna. Şu harbiden bak şu, bak ortada kalan var ya, yok üstteki mi? Oğlum kocaman olmuşlar, seçemiyorum da.
Üstteki bizim yavru büyümüş, kocaman olmuş. Burada arkada bir dişimiz daha var. Orada karnında yumurtalar var. Onları çeviriyor. Bayağı şu alttaki var ya, kucakladı, vermiyor kimseye bak. Adi adama bak. Heh, kandırdılar bak şu an onu. Oradan bak, uzaklaştıracaklar şimdi. Bak bak, kavga çıktı. Fight çıktı bak. Vallahi vermiyor. Hiçbir şekilde vermiyor. Alamıyorlar. Şimdi bak, buradaki şu su üstü bitkileri gayet güzel gidiyor. Köklenmelere bak şimdi. Ulan zıplama. Heh. Şöyle köklenmeleri göstereyim sizlere. Bayağı su üstü bitkilerinde bir muvaffak oluyoruz gibi. Şimdi buraya ne yapacağız arkadaşlar? Karides akvaryumda karidesleri gösterdim. Bitkilerin son durumlarını, işte içindeki son hali gösterdim. Yalnız çok güzel görünmüyor mu ya? Şimdi buraya aslında benim aklımda şey vardı. Burak abinin Hobi Köşem YouTube kanalından gelen gobiler var ya, gobileri buraya koymak vardı. Gökkuşağı gobilerini. Sonra ondan vazgeçtim. Buraya ivorileri koyacağım. Daha önce niye koymadım? Daha önce karideslerin yavrularını yerler, bilmem ne yaparlar diye koymamıştım. Şimdi alan, zemin böyle yeşillik. Arka planda bir dünya yer var. Saklanacak bir dünya alan var. Kayaların altı var. Şimdi bu kayalar mosballı. Bu taraftan görünmüyor ama diğer taraftan bayağı altları oyuk ve diledikleri gibi saklanabiliyorlar. Şimdi o zaman buraya neden bir çift ivori koymayayım? Onların da burada yavrusu olur. Onlar da burada güzelce ürerler. Sonra burada ayrı üretiriz. Orada ayrı bir kan ivori ürer. Tamam mı? Sonrasında zaten bunlar yavrusunu yemeyen bir tür oldukları için, böyle saldırgan bir tür olmadıkları için benim ivoriler rahat rahat yavrular da büyür. Damızlıklar da gelişir. Bizlere de çok güzel Lepistes'le beraber karides videoları çıkmış olur. Güzel de bir seri olur inancındayım. Ben önce bunun içine haftalık rutin bakım yapıyor gibi, ben biraz aksattım ama yine de tertemiz maşallah, camların içini güzelce bir temizleyeceğim. İkincisi, dip çekim yapmayacağım. Ufaktan ve yalandan bir dip çekimi yaparak %20-%25 civarında buradan bir su alacağım. Tekrardan buraya güzel tazecik suyunu ekleyeceğim. Sonra benim o takviyelerden damlatacağım. İvorileri ekleyeceğim. Mis gibi oturup seyredeceğiz. O zaman şöyle yapayım. Şimdi ben bunları tek tek sökeceğim buradan. Buhar camını, lambasını, ıvırını, zıvırını. Ben bunları bir halledeyim. Ara ara görüntü alırım. O zaman ben iş başına. Gelelim buraya şimdi. Yeşilin güzel görünümüne bakar mısın? Bu arada vallahi ilk defa ha, bak kaç defa su mercimeği aldım, onu aldım, bunu aldım. Sağ olsun Wolf Aquarium bir dünya şey gönderdi. Olmadı, olmadı. Bak gördün, babalar gibi şimdi su mercimekleri üredi, şu yandaki su üstü bitkileri üredi. Oğlum çok güzel ya, var ya, başarıya ulaştık sonunda. Keşke bütün akvaryum pik olsaymış. Şimdi bak, bizim ivoriler artık burada. Bir çift koyacaktım da iki dişi iki erkek olarak koydum. Böyle bolca saklanma alanı var zaten. Karideslere de zaten dokunmuyorlar. Gayet de güzel yakıştılar vallahi. Şimdi bunlara inceleyeceğiz. O akvaryuma bakarız. Şimdi ne yaptık? İç camlarını sildik. Ufaktan yalandan bir dip çekimi yaptım. Şimdi burada benim takviyeler var. Bunlar nedir mesela? Şunlar bitkiyle alakalı. Bunların hepsi bitkiyle alakalı. Şunlar karideslere kalsiyum veriyordu. Öyle bir şey yapıyordu. Nerede bizim o düzenleyiciler? Biz onu nereye koyduk? Şurada bakteri kültürümüz var. Bundan ekleyeceğiz. Heh, buldum, buradaymış. Şimdi bunlar su değişiminde ekleyeceğimiz suyu hazırlamak için kullanacağımız damlalar, tamam mı? Dinlendirilmiş suyunuz varsa bunlara hiç gerek yok. Ben dinlendirilmiş suyum olmasına rağmen kullanıyorum ki garanti olsun, şöyle güzel olsun diye. Yalnız hep sesler çok güzel yayılmaya başladı bak. Maşallah, güzellikleri görüyor musun? Lepises videosunda demiştim arkadaşlar, bekleyin, Lepiseslerle alakalı bir aklımda fikir var. Onları çok güzel inceleyeceğiz diye. Maşallah şu renklerin güzelliğine bak. Karideslerin yemine ortakçı çıktılar. Şu an oradaki yemi didikliyorlar. Karideslerle bir alakaları yok bu arada. Yemi didikliyorlar, görüyorsunuz. Bayağı yiyecekler oradan şu anda. Maşallah çok güzeller ya. Güzel güzel, bunlar anlaşacak. Karidesler de onlara vermemeye çalışıyor bir yandan. Orada bayağı yem kavgası dönüyor. Bunları izleyeceğiz ya, bunları bakacağız, neyse. Şu benim Tropical'in bakteri kültürü, tamam mı? Bakteri zemini hazırlıyor bunlara. Su değişimlerinde bakteri zemini hazırlıyor. Bu bir. Klor için, ondan sonra şunlar gibi gibi şeyler işte. Bunları kullanacağız. Şimdi ben buradan dinlenmiş suyum. Dinlenmiş su dediğim aslında hazır su. Bu kullandığım hazır su arkadaşlar. Klorsuz, bilmem neysiz hazır su. Ben bunlardan bir damlatayım. Sonra suyumu ekleyip üstünün camını, buhar camını koyacağım. Pipo filtreyi ufaktan bir çalıştıracağım. Birazcık su otursun. Tamam, netleşsin ki zaten net de. Şimdi birazdan ortalık karışacak burada. Netleşsin, gelir otururuz. Şöyle bir karideslerle ivoriler buraya nasıl yakışmış. Hep beraber detaylı detaylı bakarız. O zaman ben bunları bir halledeyim, geliyorum hemen. Karides tankında bizim ivoriler şu an gayet yakıştılar. Aşağı doğru inseler de renklerini bir göstersem sizlere.
dişiler, erkekler burada. Hatta karidesle aralarında beraber yüzüyorlar. Bak burada beraber takılıyorlar karideslerle. Durumlar gayet iyi. Gün boyu gözlemledim. Karideslere en ufak bir müdahale yok. Yeltenme yok. Zaten dediğim gibi bunlar kendi yavrularına da yemedikleri için burada da bol bol artemiyayla işte o özel yemlerle besleyeceğimiz için bir problem yaratmayacaklardır. Tamamdır. Karides tankımıza durumlar böyle. Deniz akvaryumunda diatom süreci başladı. Ya deniz akvaryumunda şunu istiyorum ben. Tekrar bir deniz akvaryumu videosu yapıp da boş halini göstermektense canlıları girerek 4. bölümü çekmeyi istiyorum ama hadi videonun içinde sizlere göstereyim şöyle. Deniz akvaryumunda diatom sürecimiz başladı. Kayalarda ve zeminlerde yosunlaşmaları başladı. Şimdi bunlar artacak, bayağı bir çoğalacak. Sonra işte o diatom sürecine girecek. Şu an başlangıcı bu. Sonrasında da kendi kendine temizlenmeye başlayacak. Tamamıyla kendi kendine geçmeyeceği için de biz ilk canlılarımızı buraya temizlik işçileri olarak gireceğiz. Konçuları gireceğiz. Ne bileyim farklı salyangoz türleri, işte karides türleri artık ne olursa onu Malav İzmir'le görüştüğümde kendileri beni zaten yönlendirecektir. Deniz akvaryumda diatom sürecimiz başlamış bulunmakta. Tabi dalga motorumuz sürekli olarak aktif çalışıyor. Belli bir gün sayısı sonrasında protein skimmer da devreye girecek. Sadece sizlere şu an görüntü biraz net olsun diye dalga motorun fişini çektim, hemen yere takacağım. Son durumlar burada böyle. Aksolotl'un videosu zaten geldi, gördünüz. Buradan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bildiğiniz gibi her videoda söylediğim gibi kanalıma katıl ile destek verebilirsiniz. Kanalımın katıl butonu aktiftir. Kanalımıza katıl butonuyla destek verip aramıza katılan Burcu Özilhan 6. ayında, No Pay Out 5. ayında, Oğuz Çelik 5. ayında, Emrecan Akgün 5. ayında, Semih 5. ayında, Ramazan Cerit 5. ayına geçmiş, Burak Aydemir 5. ayında, Necdet Terzioğlu 4. ayında, Yiğit Başaran 4. ayında, Engin Ahmet 3. ayında, Baran Al 6. ayında, B.Burak 06 1. ayında, Yalın Enes Aslan 1. ayında, Sigma Aquaris 1. ayında, Efe Yiğit Hoş, Angela Gon, Batı Forma, Erdem Kaya, Doğukan Koyun, Zoyender 1. ayında, Samet Sevtekin, Arda Kaynak 1. ayında, Muzaffer Kaya 1. ayında, aramıza yenice katılanlardan Rıdvan Koç, Dadaş Aquaris 4. ayında ve Kerem de 4. ayını yenilemiş. Bütün katıl üyelerime baştan sona herkese çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, şu videoya da like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.